Merhaba arkadaşlar. Ben Burak Şemişen Yurt. Workflow Foundation öğreniyorum görsel eğitim serimizin 10. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümümüzde code activity türevli custom activity bileşenlerinin nasıl geliştirilebileceğini incelemeye çalışacağız. Aslında yapacağımız e, işlemler özel aktivite bileşenleri yazmaya bir giriş adımı niteliğinde olacak. Dilerseniz vakit kaybetmeden Visual Studio ortamımıza geçelim ve örneğimizi geliştirmeye başlayalım. Örnek senaryomuzda Entity Framework tabanlı bir library de kullanıyor olacağız. Burada kısaca modelden biraz bahsedelim çok fazla detayına girmeden dilerseniz. Ekranda görmüş olduğumuz üzere aslında Chinook veri tabanında yer alan tablolardan birkaç tanesinin karşılayan entity'ler yer almaktı burada. e Data Entity Framework 4.0 sürümünü kullandığımızı bu noktada hatırlatalım. Lesson 9 isimli Workflow of, e, Console Application tipinden olan projemizde çok doğal olarak az önce geçir, göstermiş olduğumuz Chinook e, Veri Tabanını işaret eden Entity Framework Tabanlı Library'ye referans etmekte. Bu referansın dışında örneği indirdiğiniz zaman sizin de göreceğiniz üzere bir takım ek referanslara daha ihtiyacınız oluyor geliştirme safhasında. Bu detaylarla çok fazla uğraşmayacağız. Ee, yine de küçük bir noktayı daha belirtmek istiyorum. Ee, referans ettiğimiz library e, şu anda e, lokal sunucu üzerinde yer alan Chinook database'ini kullanmakta. Bu sebepten dolayı bunu kullanan yani bu library'i kullanan uygulamanın config dosyasında ilgili connection string bilgisini yer alması gerektiğini unutmayalım. Şimdi dilerseniz workflow'umuzla ilişkili geliştirmemizi yapmaya başlayalım. Öncelikli olaraktan kendimize ait bir aktivite bileşenini nasıl geliştirebileceğimizi bu örnek üzerinde görüyor olacağız. Bunun birkaç yöntemi var aslında. Bilinen yöntemlerden bir tanesi türetme yardımıyla gerçekleştirmek. Bu amaçla öncelikli olarak basit bir class ekleyeceğiz uygulamamıza ve bu class'ımızda örneğin load tracks activity isimli bir sınıf olarak ifade edilebilir. Klasımızın önemli olan özelliği ise şu, code activity bileşeninden türetiyor olacağız. Code activity bileşeni aslında system activities isim alanı altında yer alan bir abstract sınıf. Ve e, örneğimizde özellikle bunun jenerik versiyonunu kullanacağız. E, ve bu jenerik versiyonda da şu tip bir e, parametre bildireceğiz. Bir başka deyişle e, pardon düzeltiyorum. Şöyle yapalım. Chinook Entity Library içerisindeki track tipinden olacak. Bir başka deyişle biz aslında burada şunu ifade etmiş oluyoruz. Load Tracks Activity isimli Custom Activity bileşenimiz işleyişi işleyiş sonucunda geriye track tipinden elemanları taşıyacak bir list koleksiyonu döndürür olacak. Burada tekrar Shift Alt F10 yaptığımız takdirde Implement Abstract Class seçeneği ile karşılaştığımızı görüyoruz. Ve bu seçeneği kullanaraktan e, Generic List Collection e, düzeltiyorum. Kasım e, Activity bileşenimizin override etmesi gereken üye ile karşılaşıyoruz. Dikkat edecek olursak burada Execute isimli bir e, metot söz konusu. Execute metodumuzun geriye döndürdüğü tip e, Generic List tipi, Track tipi ile çalışmakta. Bunun bu şekilde olmasının sebebi bizim kod aktivite tipinin jenerik versiyonunu kullanmamız. Kod aktivite tipinin jenerik versiyonundan türetme yaptığımız takdirde T tipinden geri dönüşün olması gerekiyor execute metoduyla ilişkili olarak da. Bir de tabii ki default kod aktivite tipinden türetme yapabiliriz. Bu durumda override edilen execute metodu void tipinden bir metottur. Yani geriye herhangi bir değer döndürmemektedir. Execute metodunu önem arz eden noktalarından bir tanesi aldığı parametredir. Bu özellikle çalışma zamanındaki workflow instance'ının içeriine erişmek isteme, istediğimiz durumlarda ele alacağımız bir durum. Özellikle e, aktivitelerimizde kullandığımız argümanların çalışma zamanı değerlerini yakalayabilmek için buna mutlaka ihtiyacımız olacak. Argümanlar demişken çok da olarak bu tipin de kendine ait bir takım özellikleri olacaktır. Burada da argümanlardan faydalanmamız gerekiyor. Örneğin senaryomuz gereği herhangi bir albüme ait olan tracklerin listesini geriye döndürecek olan bu aktivite bileşenimizde albüm id'nin söz konusu aktiviteye argüman olarak aktarılması ya da bir başka deyişle veri olarak aktarılması gerekmekte. Bu durumda in argüman tipinden bir değer kullanıyor olacağız. Bir de out argument kullanalım. Bu da geriye integer tipte bir değer döndürsün. Örneğin bu da track count olarak set edilsin. Bu durumda söz konusu kasım aktivite bileşenimiz içerisinde 3 2 dönüş değeri olduğunu söyleyebiliriz. Aslında bunlardan bir tanesi alt argument ile işaretlenmiş olan property'mizdir. Diğeri ise execute metodunun geriye döndürdüğü result set'tir. Şimdi execute metodunun içeriğini yazmamız yeterli olacaktır. Şöyle yapalım dilerseniz. Burada bir liste oluşturalım. Tracks. Entity library'mizi kullanacağız. Bu sebepten dolayı Chinook Entities'e ulaşmamız yeterli olacaktır. Entities diyelim. Şu ki oluşturalım. Daha sonra yapacağım şey aslında tracks'i e, örneklemek, oluşturmak, düzeltelim. Burada da from t in entities.tracks istiyoruz. Ver t. Album id. Şimdi burada albumid id değerine ulaşmamız gerekiyor. Albüm ID değerine ulaşmak demek aslında bu Activity bileşeninde tanımlamış olduğumuz albüm ID isimli in argüman tipinden olan özelliğin değerini almak demek. Bu değeri almak için de şu şekilde bir ifade yazmamız yeterli. Argümanların get metodundan faydalanarak hangi tipte değer alacaklarını söyleyerek ve parametre olarak çalışma zamanındaki activity konteksini bu reset ederek değeri yakalayabiliyoruz. Yalnız burada eğer kodu denerseniz çalışma zamanında bir hata mesajı alacaksınız. E çünkü link sorgusu haline de dönüştürülemiyor olacak buradaki ifade. Bu sebepten dolayı bunu dışarıya almamızda fayda var. Şu şekilde tasarlayalım. T nokta albüm ID eşittir. Albüm ID diyoruz ve daha sonra da select T diyerekten söz konusu çıktığı track tipinden listeye dönüştürmemiz yeterli olacaktır. Daha sonra döndürmek. Tabi bu noktada e, bir de hatırlayacağınız gibi out argümanımız vardı. Out argümanımız da track count. Track count'u da e, set etmek için yine set metodundan faydalanmamız gerekiyor. Get metoduna benzer olacak şekilde argümanları set etmek istediğimiz durumda. Ve yine ilk parametre dikkat ederseniz activity context'i çalışma zamandaki execute metoduna gelen parametreyi veriyoruz ve değeri. Tabii ki bu da trex'in aslında count değeri olacak. Evet, custom aktivitemizin içeriği hazır. Ee, tabii ki bu noktada şunu da ifade etmek lazım: custom aktivitelerimizi genellikle workflow foundation içerisinde yer alan built-in aktiviteler işimizi görmediği durumlarda ya da bize yetmediği durumlarda tercih ediyoruz. Ve custom aktivite geliştirmenin bir tane yolu burada görmüş olduğunuz üzere kod aktivite bileşeninden türetmek. Şimdi workflow'umuza geçip dilerseniz bunu bir test edelim örneğimizi. Bu amaçla workflow'umuzda birkaç argüman tanımlamamız lazım. Bunlardan bir tanesi dışarıdan gelecek olan albüm id örneğin. Derseniz bunların başına a harfini koyalım. a albüm id olsun. Argüman oldukları belli olsun. Şu aşamada integer tipinden olacak. Bir argüman daha set edelim. Bu da aslında bizim track listemiz olacak. Track listemiz Tabii ki list tipinden bir generic koleksiyon. Dolayısıyla bunu browse for types diyerekten önce list generic tipine geçiş yapıp yine burada t tip için browse for types diyerek referans dediğimiz library'imize geçip buradan da track tipini işaret etmemiz yeterli. Bir de dilerseniz son olarak e total track ya da düzeltiyorum. Track count diyelim. Yine int tipinden ve e integer bir argüman olarak tanımlanabilir. Aslında burada e, dilerseniz bu e, dilerseniz değil aslında şu şekilde track list ve track count bizim tasarlamış olduğumuz custom aktiviteden geriye dönen argümanlar. Dolayısıyla bunları aslında out tipinden e, yönlerini out olarak belirlememiz gerekmekte. Onu düzeltemem. Direction'ları out olacak şekilde. Şimdi toolbox'ımıza basit olarak bir sequence aktivite bileşeni sürükleyelim. Şimdi artık aktivitemizi kullanacağız. Şurayı da biraz büyüteyim ben. Toolbox'a geçtiğimiz zaman şöyle bir yukarıya çıktığımızda bakın Lesson 9 isimli bir sekme açıldığını ve Lesson 9 sekmesinde Low Tracks Activity isimli bir bileşen olduğunu görürüz. Bu az önce göstermiş olduğumuz kod Activity türevli bileşenimiz. Bunu ben Sequence diyagramı içerisine sürükleyip bırakıyorum. F4'e basıp özellikler penceresine geçtiğimizde 3 özelliğinin olduğunu görüyoruz. Album ID, track count ve bir de result. Result execute metodunun geri dönüş değerini işaret etmektedir. Album ID ve track count'lar ise hatırlayacağınız gibi bizim Load Tracks Activity içerisinde tanımlamış olduğumuz in argument ve out argument tipindeki property'lerdir. Album ID için A album ID eee argümanını kullanacağız. Result'ımız için a track list argümanını kullanacağız, eşitleyeceğiz ve track count için de benzer şekilde a track count'u kullanıyor olacağız. Zemal tarafında bunları göstereceğim. Hani küçük ekranda izleyen arkadaşlarımız yani özellikle mobil cihazları izleyen arkadaşlarımız fark etmiş olabilir bu propertyleri. Zemal tarafında tekrardan bakıyor olacağız. Evet, build ettiğim projeyi projeyi build ettiğimiz için tabii zoom özelliği tekrardan kayboldu. Şimdi e, Low Tracks Activity çağırdıktan sonra result olarak geriye bir e, koleksiyon döndüğü için bunu aslında bir for each döngüsü yardımıyla dolaşmamız mümkün. Bu amaçla for each e, kontrolünü sürükleyip bırakıyorum ve e, çalışacağı tip olarak da yine neyi seçiyoruz? Aslında track'i seçiyoruz. Yani e, referans edilmiş assemblerlarda yer alan Chinook Entity Library içerisindeki track tipini işaretlememiz yeterli olacaktır. Her bir track'i dolaşalım. Current track in a track list dememiz yeterli. A track list bizim workflow'umuzda tanımlanmış bir argüman idi ve bu argümanın doldurulması işlemini yukarıda tanımlamış olduğumuz load track activity üstlenmekteydi hatırlayacağınız üzere. Body kısmında dilerseniz çok basit olarak write metodu yardımıyla o andaki track'in adını yazdıralım. Pardon düzeltiyorum. Current track name diyelim. Ve for işlemin tamamlandıktan sonra da yine right line ile şöyle bir şey yazdıralım. String format, ID ile albüm içerisinde adet şarkı bulunmaktadır. Diyelim. sıfır yerine a albüm ID değeri gelecek bir indisi yere de a track count değeri gelecek. Tabii ki yani bu sonuca ulaşmak için farklı şekillerde e, yöntemleri de tercih etmemiz mümkün. E, bir kere build edelim uygulamamızı. Ama sonuç itibariyle buradaki en büyük hedefimiz tasarlamış olduğumuz bir custom activity bileşeğinin nasıl ele alınabileceğini görmek. E, Zannedersem şuradaki ben e, right line e, ifadesinde bir yanlışlık yaptım. Yani onu bir düzeltelim. Properties penceresinde tekrardan expression'ı açacağım. Çünkü ünlem işareti veriyor bize. Text'ine bir bakalım. Nasıl bir yerde yanlış yapmışım. Hemen kontrol ediyorum. Ha evet. Yaptığım hata çok güzel. Hatırlayacağınız gibi burada da Visual Basic Expression'ler söz konusuydu. Biz de C#tan kalma bir alışkanlığı son noktada virgül koyduk. Bu nokta virgül tabii ki olmayacak. Şimdi tekrardan e, program Program.cs'e dönelim ve artık test için gerekli olan datalarımızı buraya aktaralım. Hatırlayacağınız üzere yine bir in argümanımız var. Bu sebepten dolayı bir IDictionary tanımlayalım. Object şu şekilde inputlarımız olacak burada. Bu da tabii ki bir dictionary koleksiyonu aslında. String object ve içerisinde şu an için sadece bir tane argümanız var. Bu da e, A albüm ID idi. Çünkü argümanıza bu ismi vermiştik. Değerini de şimdilik örneğin 2 olarak verelim. Bu tabii ki kullanıcıdan alınacak bir parametredir. Ve daha sonra bunu input olarak aktaralım. Çok da olarak tahmin edeceğiniz üzere invoke metodunun çıktısındaki listede, eee düzeltiyorum dictionary koleksiyonundan da aslında out olarak verilmiş olan argümanları elde edebiliriz. Yani track listi ve e, track count değerleri elde edilebilir. Şimdi öncelikle bir kontrol F5'te çalıştıralım. Uygulamamızın çalışıp çalışmadığından emin olalım. Evet, ilk çalışma sırasında evet 2 numaralı albüm içerisinde bir şarkı bulunduğunu söylüyor. Bunu mesela e, 5 yapalım. Bakalım ne gelecek sonuç. 5 numaralı albüm içerisinde mesela 15 adet şarkının olduğunu görüyoruz. Vesaire şeklinde. Dikkat edecek olursak eğer kendi yazmış olduğumuz bir custom activity bileşenini bir workflow örneği içerisinde kullandık. Workflow'umuzun e, XAML içeriğine baktığımız takdirde nasıl bir görüntü oluşuyor? Hemen dilerseniz buna bakalım. Şimdi e, şuradaki kısımları geçecek olursak üç tane argüman tanımlamıştık hatırlayacağınız üzere workflow e, içerisinde e, bunlar a-album id, a-tracklist ve a track count olarak ifade edilmiş argümanlar idi. Album id in argüman tipinde diğer de ise out argüman tipinde dolayısıyla workflow içerisine akan veriyi albüm id ile workflow dışarısına akan e, verilerde de tracklist ve track count argümanları kullanılabilmekte. Akışımızda sekans diyagramı içerisinde baktığımız zaman e, aslında. Buradaki kısım, bakın bizim için önemli. Dikkat edecek olursak, orada lokal namespace ile işaretlenmiş olan bir element görüyoruz. LotrexActivity isimli bir element. Bu bizim yazmış olduğumuz sınıf. Dolayısıyla kod Activity türevli bu tipin otomatik olarak XAML tarafına aktarıldığını görmekteyiz. Bir parametre aldığını biliyorydık. Album ID ve o da burada bakın bir attribute olarak işaretlenmiş durumda. Eşitliğin sağ tarafında da köşeli parantezler içerisinde aslında Workflow'daki argümanı ifade ettiğini görüyoruz. Ve yine result ve track count isimli aktivitelerimizin de set edildiği değerler attribute bazlı olacak şekilde burada yer almakta. Bundan sonraki kısımda ise bildiğimiz kısımda basit bir for each döngüsü kullandık ve içerisinde bir write line aktivitesine başvurduk. Şimdi dilerseniz gelin sonuçlarımıza bir bakalım. Bazı sonuçlara vardık tabii ki custom aktivite geliştirme ilişkili olarak. Her şeyden önce workflow foundation 4.0 içerisinde aslında workflow aktivitelerde doğrudan XAML içerisinde gömülebilecek çalıştırılabilir kod bloklarına izin verilmemektedir. En fazla yapabileceğimiz şey Visual Basic Expression'lardır ve bunlar da belirli e, aktiviteler üzerinden çalıştırılabilmektedir. Oysa ki daha önceki sürümde biz kod aktiviti isimli bir bileşenden faydalanmıştık. Bu bileşenin 4.0 sürümünde abstrakt bir tip haline getirildiğini görüyoruz ve tabii ki abstrakt tiplerle ilişki hatırlatmamızı da aşağıda görebilirsiniz. Diğer sonuçlarımız da, şunlar aslında kasma aktivite geliştirme yollarından bir tanesini gördük. Aslında kod aktivite türeli tipler yazmak. Bunun jenerik olan versiyonunu kullandık. Siz antrenmanlarınızda jenerik olmayan versiyonu ile de gerekli testleri yapabilirsiniz. Söz konusu kod aktivite türevli tiplerin en önemli e, görevlerinden bir tanesi execute metodunu override etmeleri. Çünkü execute metodu söz konusu aktivitenin çalışma zamanında sıra ona geldiği zaman işletilecek kod bloğunu içermekte, işaret etmekte. Bu tabi dolayı önemli. Diğer yandan custom aktivitelerde yine aktivitenin içerisine ve aktivite içerisinden dışarıya doğru veri akışını sağlamak amacıyla argümanlardan faydalandığımızı gördük. Ama bu argümanların çalışma zamanındaki workflow instance'ına ait değerlerini alabilmek için de workflow konteksine ulaşmamız gerektiğini fark ettik ve bununla ilişkili de zaten execute metodu standart bir e, parametre almaktaydı. Evet böylece geldik 10. dersimizin sonuna tekrardan görüşünceye dek hepinize mutlu günler diyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.